Şimdi arkada biz 1 lira 67 kuruş yazısı görüyorsunuz. Yani biraz sessiz mi bıraksak ortamı da tahmin etseler insanlar, izleyenler acaba 1 lira 67 kuruş nedir diye. Şimdi biliyorsunuz sağlık çalışanlarına bu dönemde salgın döneminde ölümüne mücadele ediyorlar ve zaten pek çok sağlık çalışanımızı kaybettik. Bir ek ödeme yapılacaktı ve tavandan yapılacağı sözü verilmişti. 1 lira 67 kuruş bir ay için. 1 lira 67 kuruş ek ödeme aldılar. 5 lira alan da 10 lira alan da var nadiren. Ama 1 lira 67 kuruş nedir? Yani sanırsın, bilmiyorum ben ne sanacağımı bilmiyorum hakikaten. Bütün sağlık çalışanlarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu süreç içerisinde ortaya konan bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı yaptırdıktan sonra sağlık çalışanlarına bu mesajı vermişti. Gayretleri karşılıksız kalmayacak dedi. Ama sağlık çalışanları şimdilik hükümet nezdinde karşılığını alamadı. Karşılığı görmedik. Ben daha çok yıprandım, hasta oldum. 300 küsur arkadaşım öldü. Allah katında onu biz bilemeyiz. Cumhurbaşkanımız da bilemez. Allah katında kimin nerede olduğunu bilemez. Aldıkları ücretler yoksulluk sınırının da altında. Kimine yapılan ek ödeme tek haneli iken kimi o tek haneli rakamı bile göremedi. Performans uygulamaları ne yazık ki hastaneler kar etmiyor diyerek performanslar verilmedi. Tavandan ek ödeme vereceğiz dendi. Ama bu hastanede esas Covid'de görev alan 4D'li arkadaşlarımızın hiçbirine ek ödeme verilmedi. Salgında tavandan yatırılacağı söylenmesine rağmen bazı sağlık çalışanlarına yatırılan ek ödemelerin tutarı bir aşı parası bile etmiyor. 1 lira, 5 lira, 10 lira alan var. Ağustos ayında tavandan yapılması gereken ek ödemelerde bir meslektaşıma yatan ücret 271 lira. Yine çok komik bir rakam, performans ek ödemesi 11 lira 98 kuruş. Yatan meslektaşımız var. 1 lira 67 kuruş yatan meslektaşımız var. Bir yandan hayatlarını riske atarak Covid'li hastaları iyileştirmeye, diğer yandan da 11 aydır seslerini duyurmaya çalışıyor sağlık çalışanları. 3 gündür çalıştıkları hastanelerin önlerinde bordrolarını ateşe vererek aldıkları düşük ücretlere tepki gösteriyorlar. Bu kez Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları bordrolarını yakıyorlar. Düşük maaşlarının yükseltilmesini ve toplu sözleşmenin yenilenmesini istiyorlar. Üstelik bekledikleri ek ödemeleri de hala yatmadı. Sağlık çalışanları ek ödemelerin adaletli dağıtılmasını, ödeme sisteminin de değiştirilmesini istiyor. Çünkü emeklilik maaşları her ay ek ödemelerle parça parça yatırılan maaşları üzerinden değil, düşük kalan temel maaşları üzerinden hesaplanıyor. 32 yıldır hemşirelik yapıyorum. Aldığınız maaş ne kadar? 3400. Sabit ödememiz 1500. Toplamda böyle bir her ay aldığımız maaş. Ben Covid geçirdim. Üstelik bir kanser tedavisi de görmüş bir insanım. Ama hayatta kalmak için çalışmak zorunda kaldım. Röntgene götürüyoruz, BT'ye götürüyoruz, lavaboya götürüyoruz. Kimsesi olmayana yemeğini yediriyoruz. 24 saat iç içe temastayız yani. Onun karşı bir şey almıyoruz. Bize hakkımızı vereceğiz dediler ama hakkımızı hiç veremediler. Sanırsın bu insanlar yaşıyor. 3400 lira 32 yıllık emek hemşire. Efendim şimdi buradan bağlantıyla geçinemeyenler, nasıl geçinemeyenler, niçin geçinemeyenler onlarla ilgili bir haberimiz var. Bu da sanırsın Victor Hugo romanı. Ben geçinemiyorum, geçinemiyorum, iş bulamıyorum. Gözleri yaşlı, boğazı düğüm düğüm. İki çocuk annesi işsiz Müjde Özbek. Onun sözleri aslında pandemiyle birlikte sayıları milyonları aşan işsizlerin, geçinemeyenlerin sesiydi. 1000 lirayla ben nasıl geçinebilirim? 800 lira ben kira veriyorum. 200 lira elektrik veriyorum. Bana kimse desteği çıkmıyor. Ankara Kızılay'da tezgahında çay satarak geçimini sağlıyordu Özbek. Önce o tezgahı kaldırıldı, üstüne de pandemi
ve devamında gelen işsizlik eklendi. Tek bir isteği var. Kalıcı bir iş ve insanca yaşamak. Çocuğun ihtiyacı var. Alırken kıl kırk yarıyoruz. Marketler aldı başını gidiyor. Aldığımız bir şeye azar azar. Ertesi gün düşünerek yemek de geçti. Gitmiyor beyefendi, gitmiyor. Kaldık. Her gün uyandığımızda ne zaman kapımıza icra arabası gelecek diye korkuyoruz. Psikolojik ama tabii ki yıprandık. Aylardır kapalı olan kafe, restoran, eğlence sektörü işletmecileri, çalışanları CHP Genel Merkezi önünden ses yükselttiler. Onların da derdi aynı. Pandemiyle gelen geçim sıkıntısı, boylarını aşan borçlar. Ekmek teknelerinin kepenkleri kapalı. Ne zaman açılacağı da belli değil. Rahat bir nefes alacakları günü bekliyorlar. Geçmiyor ya. Yani sağlığımız yerinde ama akıl sağlığımız yerinde değil. Güne başlarken para arıyoruz, biterken de para arıyoruz. Bu krizi atlatabilmek için. Mutsuzuz yani. Vallahi bu süreçte bir 10 kilo yakın kilo verdim. Zaten pandemi öncesinde de biz geçimimizi zor sağlıyorduk. Geçim sıkıntısı yaşıyorduk. Artık yaşam sıkıntısı yaşıyoruz pandemiyle beraber. Geçinemiyorduk, yaşayamıyoruz. Emekçiler için hayat maalesef eve sığmıyor. Bugün buzdolaplarımız bomboş. Kiralarımızı, faturalarımızı gerçekten ödeyemiyoruz. Müzik sektörü de salgından darbe yiyenler arasında. 10 aydır notalar suskun. Müzik yerini sessizliğe bıraktı. Müzisyenler gelirsiz kaldı. Kıyafetim siyah beyaz. Özellikle temsilen giydim. Çünkü müzisyenlerin genellikle görürsünüz siyah beyazdır. Bu kıyafeti giymeyi özledim ben ya. Bunlar benim üniformam, bunlar benim ekmeğim. Eğlence mekanları kapandı, konser iptal oldu. Çalışamayan, para kazanamayan enstrümanlarını satarak bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Dün bir arkadaşım dedi ki başkanım çalıştım, birikim yaptım, oğluma piyano aldım. 12 bin liraya aldım, 3 bin liraya sattım. Satma sebebini sordum, elektriğimi kestiler, internetimi kestiler. En azından oğlum online dersini devam ettirsin. Birikimler tükendi, gelir yok. Geçim derdi büyük. Milyonlarca salgın mağduru sonunun ne zaman geleceğini bilmedikleri bir bekleyişte. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi üyelerine konuştu. Ve orada arkadaşlar beni dinlerler, dinlemezler, ben bunlara karşıyım dedi. Başlığa da onu taşıdık. Arkadaşlar beni dinlerler, dinlemezler, demokratik bir yaklaşım. Arkadaşlardan kasıt da bankalar ve Merkez Bankası. Bunlara karşıyımdan kasıtsa faiz. Yani sanırsınız Sayın Cumhurbaşkanı bir numaralı muhalefet lideri. Amerika'da faiz oranı ne? Japonya'ya bakalım. Eksi. Biz yüksek faizlerle övünüyoruz ya. %20, %25, %30'lara kadar birçok şirketimizi adeta batırmakla övünüyoruz. Arkadaşlar beni dinlerler dinlemezler. Ben bunlara karşıyım. Bunlarla mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim. Yüksek faizle bir yere varamayız. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Bunu ispat etmek kolay. Dışarıdan tefeciler istediği faizin altında faiz oranıyla para bulamazsınız. Kimse size vermez. Niye faizi yükselttiler? Kimse para vermediği için. Cumhurbaşkanı dünyadan eksi faiz örnekleri verdi ve bir kez daha faiz defterini açtı. Kamu özel ayrımı yapmadan oklarını bankalara çevirdi. Şu anda karşımda yatırımcılarımız var. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum. Ve yeri geldiği zaman Türkiye'yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz. Ama öbür tarafta bankalarımız gerek kamu gerek özel sektör bankaları ne kadar kar etmişler bunu konuşuyorlar. Merkez Bankası Kasım ve Aralık aylarında üst üste iki kez toplamda 6,75'lik artışla %17'ye yükseltti faizi. Gözler Ocak kararına çevrilmişken Erdoğan'ın yeni faiz çıkışı geldi. Yatırımcı faiz altında eziliyor diyen Erdoğan bankalara seslendi. Efendim işte bizim şu kadar borcumuz var. Bu borcu neyle ödeyeceğiz? Bu borcu yüksek faizle dışarıdan kendimize imkan sağlamakla değil, kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz, onun çalışmasını yapacağız. Bana yatırım lazım. İstihdam, üretim, ihracat lazım. Milyarlarca dolar faiz ödüyoruz. Milyarlarca dolar. Vatandaştan topladığınız vergi faiz olarak öderseniz siz istihdam yaratabilir misiniz? Onun fabrika olması lazım. Türkiye'de ben mutluyum diyen kesim yok. Mutlu bir kesim var. O da şu anda Merkez Bankası'nın faizi %17'ye çıkarttıktan sonra Türkiye'ye gelip kısa vadeli parasını tutup
kur farkını ve yüksek faizi cebine koyup giden yabancı yatırımcı şu anda çok mutlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de yüksek faize karşı çokça ses yükseltmişti. Hatta faiz indirimine karşı çıktığı için Merkez Bankası Başkanı'nı dahi görevden aldığı iddia edilmişti. Bu kez Merkez Bankası'na değinmedi. Geçmişte olduğu gibi bir kez daha faiz sebep, enflasyon sonuç tezini savundu. Domates, patates, leblebi, çekirdek, bütün bunlarla beraber biz bu işle mücadele ederiz diyorsanız kusura bakmayın, bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir. Ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı gelir. Çünkü biz bunu yaşadık. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı en tepedeki muhalefet lideri olarak eleştiriyor. Aksaklıklarla ilgili insanları bilgilendiriyor. Bu arada domates, patates, leblebi, çekirdek. O konuda da fiyat istikrarını bahsediyor. Gerçi kur istikrarı dedi konuşurken ama anladığım kadarıyla fiyat istikrarı söylenen şey. Fakat domates, patates, leblebi, çekirdekle hakikaten enflasyonla mücadele etmek de mümkündür. Bana kalırsa tarımın önemsenmemesine dair bir hissiyata kapıldım. Bana kalırsa asıl sorunlarımızdan bir tanesi bu. Neden? Çünkü şöyle bir örnek vereceğim. Mesela bizim ayarımızda ülkelerden İtalya, işte Fransa, İspanya filan gibi ülkelerden bahsediyorum. Yurt dışında birkaç tane sağlam restoranınız olsa, yani ülkenizi temsil eden girişimcilerinizin oralarda açtığı restoranınız olsa, öyle şeyler açılıyor ama teşvik de veriliyor fakat onlar pek işe yaramıyor. Bunların ortalama yıllık Türkiye'den ihracatı, yani o bulundukları ülkelere Türkiye'den mutfak için malzemeler alsalar 300-400 bin doları bulur. Domates, biber şubu bile olsa, patates olsa, çekirdek, leblebi bile olsa. Bunlar düşünebiliyor musunuz? Yani 10 tane restoran olsa senede 3-4 milyar dolar para yapar. Sadece peynir ihracatından Fransa'nın kazandığı ki bu yolla yapıyorlar bu işi 20 milyar doların üzerinde. Bunlar önemli şeyler. Şimdi memurlara geçeceğiz tabii onların... Böyle dış ekonomik ilişkiler konseyi gibi efendim işte merkez karar yürütme kurulu gibi filan fiyakalı isimleri yok. Ama memurların bir talebi var. Çünkü bu aldıkları zamlar elbette yetmiyor. Ek zam talep ediyorlar. Hani sanırsın büyük bir şey istiyorlar. Yok, öyle bir şey de istedikleri yok. Birleşik Komünist tarafından yapılacak basın açıklamasının polis tarafından Birleşik Kamu İş'in Ankara Ulus Meydanı'ndaki zam eylemine polis izin vermedi. Aynı dakikalardaysa Kamusen Postane'deydi. Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'na zam taleplerini ilettikleri bir mektup yolladı. Gizli enflasyonun %30-40'larda olduğu, market alışverişlerinde %50'lerin üzerinde bir artışın olduğunu gayet net görebiliyoruz. Bakkala gidiyorsun, peynir alıyorsun bugün. Bir önce aldığın peynir 20 liraydı, şimdi 40 lira. Bizim aklımız alay etmesinler. Resmi rakamlarda %14.6 bir enflasyon var. Memura da reva görülen %3'lük bir artış. Hükümetle 2019'da 2 yıllık toplu sözleşme için masaya oturan yetkili konfederasyon memur sen talepleri yerine gelmeyince masadan kalkmıştı. Hakem heyeti son sözü söyledi. 2020'de %4+4 zam aldı memur. Yıl sonunda enflasyon farkıyla zam %11'e çıktı. 2021'de ise bu oran %3+3. Memur sen başkanı Ali Yalçın %10+400 lira seyyanen zam talebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı ziyaret etti. Merkez Bankası enflasyon tahmini 2021 yılı için %9.4 olarak güncellenmiştir. Memur maaşlarının gerçekleşen enflasyon karşısında yine en az %3.5 eriyeceği daha şimdiden kesinleşmiştir. Bu zamlarla zaten Mart'ta bizim elimize para kalmıyor. Kamusal memurların maaş bordrolarını da Cumhurbaşkanı'na ve Bakan Elvan'a gönderdiği mektuba ekledi. İşe yeni başlayan bekar bir memur 3.825 lira alıyor dedi. Kaç yıllık memursunuz efendim? 34. 34 yıl öncesine götürmek istiyorum sizi. Aldığım bir maaşımın 1/3'üyle çok rahat bir kooperatif aidatımı rahat ödüyordum. Kalan 2/3'üyle de geçimimi çok rahat sağlayabiliyordum. Memurluğa yeni başlayan biri ev alabilir mi efendim? Çok zor. Evi bırak odayı bile zor. Şu anda göreve başlayan bir öğretmeniniz bugün 4700-4800 civarında
maaşı göre başlıyor. Bu çok komik bir rakam. Türk Eğitim Sen'in araştırmasına göre öğretmenlerin %26'sı ek iş yapıyor. Yarıya yakını da kredi çekmiş. Bir öğretmen neden ek iş yapar? Çünkü geçinemiyordur. Öğretmenlerimizin %42'si kredi çekmiş ve 10 bin liranın altında kredi çekmiş. Bu ne demektir? Bak, yatırım yapmıyor, ev almıyor, araba almıyor. Ailesinin aylık ihtiyaçlarını karşılamak için kredi çekmek durumunda kalmış. Memurlar %3'e ek zam istiyor. Dillendirdikleri rakam %26. Gülüş bir rakam, %3. Memurlar olarak istediğimiz zam %26'nın istiyoruz en az. Efendim, bir izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey bu memlekette hiç mi iyi bir şeycik olmuyor. Zanırsın göçü veriyor. Efendim, elbette iyi şeyler oluyor. İyi şeyler de oluyor. Dolayısıyla bunun için Allah razı olsun. Zaten bu sayede de yaşayıp gidiveriyor gari. Şimdi elektrik kesintilerinden bahsettik dün. Yasak sözde PDK bu konuda bir karar vermiş. Sanırsın o yasak uygulanıyor ama uygulanmıyor. Bakın neler oluyor, kimlerin nasıl elektriği kesiliyor. Emel'in parasını kesin mi? Doğalgazı kesin mi? Bunlar hep bir hikaye. Geçeli bu, görüyorsun mu? Saliha Özsoy adına mı? Ha, annem oluyor be. Aha. 80 lira, 40 kuruş gelmiş. Elektrik, doğalgaz? Doğalgaz 87 lira. Orada var. Bu arada doğalgazınız çok düşük gelmiş. Yakmıyor musunuz? Onlar tek odada soba yakıyor. Size ne kadar geldi sizin oturduğunuz eve? Bize de 167 lira geldi. 70 yaşındaki Suat Özsoy hem kendi faturasını hem de 93 yaşındaki annesinin faturalarını ödemek için İstanbul'da kar soğuğunda üstünde ince ceketi elinde bastonuyla fatura ödeme merkezinde. Günü geçmeden ödemeye çalışıyor faturasını çünkü ödemezse kesileceğini biliyor. Ödemezseniz kesilir. Kesilirse? Ha, hadi bir de araştırma parası vereceksin. Uğraşacaksın yani. Aldığın paranın zaten yarısı faturalara gidiyor. Geri kalan para da yani 2 hafta gidiyor. O kadar yani. Soğuk da olsa, sokağa çıkmak yasak da olsa, ekonomik olarak darda olsalar da emekli faturasını ödemek için geliyor. Çünkü ödemezlerse elektrikleri kesiliyor. Aydın'da Burhan Turgan koronavirüs nedeniyle bir ay boyunca hastanede yattığı için faturalarını geciktirdi ve evlerine kesinti için görevliler geldi. Ama görevlilerin geldiği gün Turgan'ın cenazesinin olduğu gündü. Dedim ki bakın, burası cenaze evi. Benim babam 73 yaşında vefat etti. Üstelik koronavirüsten kesmeyin dedim. Bize bir saat müsaade verin, yatıralım. Fakat dinlemedi. Elektriklerimizi kesti. Üstelik benim babamın daha toprağa verilmemiştik yani. Toprağa vermemiştik. Bitlis'te de ailesinin elektriği kesilen bir kişi durumu CİMER'e sordu. Bir gün sonra yanıt geldi. EPDK 65 yaş üstünün elektriği borcu olsa bile kesilemez demişti. CİMER, basında yer alan mevzuat çalışması resmi gazetede henüz yayınlanmadı dedi. Ya, inan başına inan, bunlar hep boş laflar. Nasıl? Boş, kesilmez dedi ya. Birinci de ikinci para gelip kesilir. Hiç başınıza geldi mi? Geldi. Sütten ağzı yanan, elektriğini açtırmak için bir de açma kapama parası ödemek zorunda kalan emekli Hasan Oymak. Bir daha aynını yaşamamak, faturasını aksatmamak için çalışıyor. Önündeki galetaları, kurabiyeleri satıyor. Akşam 2 kilo meyve parası götüreyim, başka bir şey yok. 2 kilo meyve parası için bunları satıyorsun. Başka çaresi yok, bir şey alamazsın. 1 kilo peynir olmuş, el atmış ya. Geçen doğal gaz gelmiş 280 lira, sen de 300 lira. Kirayım vereceğim, faturam vereceğim, yemek mi yiyeceğim? O ve onun gibi artık yapılan açıklamalara da güvenini yitiren on binlerce emekli, yaşamın tüm gerçekliği içinde hayatlarını idame ettirmeye çabalıyor. Emel'in parasını kesin mi, doğal gazı kesin mi? Bunlar hep bir hikaye, değil mi bunlar, yalan. Ama sizin haliniz, durumunuz gerçek. Tabii bizim bir gerçek. Ben geçecek konuşan adamım. Ben yalan mı söylüyorum bunlar? Bunlar para kazanmış siyaset işi ya. Ama bizimki gerçek. Bak. Gerçeklik bu diyorsunuz. Ha, gerçeklik bu. Görüyorsun bak. Bundan gelsin para kazanırsın. Konya'sın, Konya'sın öğrensin bu zaman. Ben de biliyorum. Doktorum rahat yine sobamın başında. Doğalgazı içinde. Ama geçinemeyin. Ne yapacaksın? Efendim, şimdi AK Parti'den, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın taraflı, tarafsız, partili, partisiz olmasına dair bir tartışma var. Yeni bir sistem önerileri var. Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı konusu, bunun da zirvesinde en çok tartışılan konu. Bununla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı konusu yeniden tarif edildi.
Erdoğan her türlü eleştiri, her türlü hakareti yapacak. Biz aynısını söylediğimizde vay efendim ben cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanlık koltuğunun arkasına niye saklanıyorsun sen? Niye saklanıyorsun? Burada tarafsızlığa karşı bir durum var diye bir argüman güya üretiyorlar. Arkadaşlar sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı cüme sistemindeyiz. Partili cumhurbaşkanlığı söz konusudur. Tarafsızlığın da eski tanımından yeni tanımına geçilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun sözde cumhurbaşkanı çıkışı, Erdoğan'ın sözde genel başkan restiyle başladı polemik. Partili cumhurbaşkanı tartışmasıyla devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı AK Parti genel başkanı gibi hareket edip cumhurbaşkanlığı makamının arkasına saklanmakla eleştirdi. AK Parti cephesinden yeni sistemle tarafsızlığın tanımı da değişti cevabı geldi. Yeminde sözü edilen tarafsızlık hukuki tarafsızlıktır. CHP aynı zamanda da siyasi bir tarafsızlık olması gerektiğini söylüyor. Bu ülkede açlık varsa ben kimi eleştireceğim? Kalkıp kaymakamı mı eleştireyim? Aç yatan çocuğu mu eleştireyim? Babasını mı eleştireyim? Beni niye eleştiriyorsun? Peki kimi eleştireyim ben? Trump'u mu, Merkel'i mi, Macron'u mu eleştireyim? Kimi eleştireceğim? Cumhurbaşkanının yemin metninde ben görevimi tarafsızca yapacağıma diyor ve and içiyor. Bir partinin genel başkanı olan bir cumhurbaşkanı görevini nasıl tarafsız yapacak ki? AK Partili kurmaylar cumhurbaşkanından siyaseten tarafsız olmasını isteyemezsiniz iddiasıyla savunmada. Muhalefet ise meclisin huzurunda ettiği yemini hatırlatırken asıl sorun sistemde diyor. Hem cumhurbaşkanının bütün yetki ve gücünü kullanıyor hem de bir siyasi partinin genel başkanı olarak diğer partilere rakip olarak çalışıyor. Şimdi burada ciddi bir sistem sorunu var. Diyorlar ki sen yeminine sadık olsaydın biz bunları demezdik. Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır. Milletin birlik ve beraberliğini korumaktadır. Başkanlık sistemleri de meşrudur. Ben nereden bileceğim senin ceketinin arkasında AK Parti rozetin var, Türk bayrağın var olduğunu? Hangi rozetle, hangi şapkayla konuştuğunu ben nereden bileceğim? Buradaki tarafsızlık siyasi bir tarafsızlık değildir. Buradaki tarafsızlık hukuki bir tarafsızlıktır. Milletin önüne çıkmış, siyaset yapmış, siyaset olarak milletten oy istemiş bir cumhurbaşkanından siyasi olarak tarafsız olmasını isteyemezsiniz. Sözde polemik. Sistem tartışmasını körükledi. İktidar muhalefet attı, keskin ayrıştı. Efendim buradan anlıyorum ki ben Türkiye'de siyasetle hukukun ayrıştırıldığı bir sistemdeyiz biz şu anda. Onu anlıyorum bu sözlerden. Bununla ilgili olarak bir dakikada konuşmaya devam ederiz. Madem tarafsızlık üzerinden böyle yeni tarifler yapılıyor, objektiflik üzerinden de yeni bir tarifi belki yapmayı deneyebiliriz. Efendim şimdi... Halk ekmekle ilgili İstanbul'da biliyorsunuz birkaç kez denendi, izin alınamadı yeni büfeler açılmasına. Onun için de seyyar büfeler devreye girmişti. Fakat bütün bunlardan sonra şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden AK Partililerin de oylarıyla halk ekmek için izin çıktı. Zor çıkartmamaları lazım halka. Hizmet en güzel şey. Hanımefendi bakın. Benim hiç aklıma gelmeyen bir şeydi. 5 liraların 10 liraların hesabını yapacağım. İki kez CHP tarafından gündeme getirilmek istenen 142 yeni halk ekmek büfesi teklif olarak bile oylanamadı mecliste. Çoğunluk AK Parti ve MHP'nin karşı duruşuyla sabit büfeleri izin çıkmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil araçla karşılık verdi. Siyasi tartışma sürerken halkın derdi başkaydı. Dar gelirlinin 1 lira hesabı bu kez oy birliğiyle karar aldırdı partilere. Kusura bakmayın. Biz yetkimizi vermeyiz. Açıkça ilan ediyorum. Halk ekmek büfelerini bugün buraya getirmemek halk düşmanlığıdır. AK Parti'yi İstanbul'a karşı görevlerini yerine getirmeye davet ediyoruz. 142 tane büfenin açılmasına AK Parti grubu olarak yetki veriyoruz. Kamuoyu baskısı nedeniyle sonuç buraya geldi ama sonuç itibariyle oy birliğiyle geçecek ve yeni büfeler bütün İstanbullulara hayırlı olsun. İstanbul'da halk ekmek büfeleri önünde uzayan kuyruklar bu zamana kadar dikkat çekmişti ve tartışılmıştı. İşte bu neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi büfe sayısının artmasını talep etmiş ama AK Parti ve MHP üyelerince komisyondan bir türlü teklif olarak çıkamamıştı. İşte şimdi o engel de aşıldı. AK Parti büfelerin açılmasına onay verdi ama görünen o ki büfeler açılana kadar da mobil araçların önünde kuyruklar uzamaya devam edecek. Biz 9 tane normalde alıyoruz. 9. Evet. Geniş bir aileyiz galiba. Yani abimiz de var. Biz zaten sosyal yardımlarla geçinen insanlarız. Çalışan yok mu? Çalışan şu an yok. 2 tane engelli kardeşimiz var. Onlara ben bakıyorum. 10 ekmek değil. 9 ekmek aldı 10 lirayı uzatarak. Elindeki para üstü 1 lira önemliydi çünkü. 1 lira buradan, 1 lira oradan. Hiç olmazsa bizim yol paramız olabilir. Günde 2 lira ödeseniz
Ayda 60 lira para yapar. 60 lira benim elektrik param. Emekli maaşım şu anda 1500 lira. Şu araba şu yere geldi, ben Allah razı olsun dedim. Başka bir şey değil. Niye geç kalındı? Şimdi 53 yaşındaki emekli Zafer Bey ve diğer dar gelirli birçok İstanbul'un aklında aynı soru var. Madem büfelerin artırılması konusunda herkes hemfikirdi, bugüne kadar neden gecikildi? Bu mobil büfe diye icat edilen şey sadece İBB Başkanı'nın kişisel reklamını yapmak için belediyeye bir yüktür. Geçen ay bu kararı geçirseydiniz de bu ay o zaman o reklama izin vermeseydiniz elinizden tutan mı vardı? 15 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve engellilerin işletmesi şartıyla açacağımız büfelerde ısrarcı olacağız demişti. Aynı şartı bu kez AK Parti öne sürdü. 3 tane şartımız var. Şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. Ben tabii AK Parti'yi anlıyorum. Geçtiğimiz dönemde sadece 3 tane şehit yakınına halk ekmek büfesi verilmiş. Evet, bugün 3 kişiye saldırı yapıldı. Silahlı sopalı saldırılar aynı saatlerde. Türkiye şimdi bunun şokunu yaşıyor. Bu saldırıya uğrayanlardan biri Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ. Aynı saatlerde Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve KRT televizyonunda program sunucusu Afşin Hatipoğlu da sokak ortasında saldırıya uğradılar. Selçuk Özdağ'ın başına gelen evinin önünde 5 kişi tarafından yapıldı. Şimdi bu kaçıncı? Bana arkadan saldırdılar, arabaya biniyordum. Ellerimde silahlar vardı. Onlarla boğuşmaya başladım, yumruklaşmaya başladım. İki kişi bana silah doğrultmuştu. Kendisine hedef alan saldırı anlarını hastane koridorlarından KRT televizyonuna bağlanarak böyle anlattı Selçuk Özdağ. AK Parti'de 3 dönem milletvekili yaptıktan sonra Gelecek Partisi'nde siyasete devam eden Özdağ, Ankara'da evinin önünde 5 kişinin silahlı sopalı saldırısına uğradı. Şimdi kişiler var, elim kırık, küpürüme de silah dayanıyorlar. Biz silahımızı çekmesek, ateş etmesek belki de ölmüştük şimdi. Çok aşırı kan kaybettim. Selçuk Özdağ öğle saatlerinde cuma namazına gitmek üzere evinden çıktı. Makam aracına doğru yürüdüğü sırada yüzleri maskeli 5 kişi önce silahlarını doğrulttu. Makam şoförünü de etkisiz hale getirdiler. Önce sizi etkisiz hale getirdiler galiba, değil mi? Evet, ben silahla. Sonra başkana saldırdılar. Vücudunda kırıklar var. Darbeler demir çubuklar, sopalar ve silah kabzasıyla yapılmış. Hastanede gerekli müdahaleler yapıldı. Selçuk Özdağ'ın hayati tehlikesi yok. Peki saldırıyı gerçekleştirenlerin niyeti neydi? Özdağ öldüresiye bir saldırıya neden hedef oldu? İddialarını sıraladı Özdağ. Sayın Bahçeli her hakareti yapacak. FETÖ'cü diyecek, terörist diyecek, PKK'lı diyecek. Biz de ona sadece bazı sorular sorduğumuz zaman da birileri gelip bize saldıracak. FETÖ'ye karşı duruş sergilemiş bir siyasi saldırı olmuşsa biz bunun adına siyasi terör veririz. Türkiye'de siyasilere dönük eğer bu tür saldırılara izin verilirse birinci derecede sorumlusu Sayın Cumhurbaşkanı. Davutoğlu Erdoğan'a çağrı yaptı. Faillerin bulunmasını istedi. Kılıçdaroğlu Selçuk Özdağ telefonla arayarak geçmiş olsun dedi. Akşener'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslendi. Sayın Süleyman Soylu'yu göreve davet ediyorum. Tür saldırganların yaptığı yanına kar kalıyor Türkiye'de. Selçuk Özdağ gibi aynı saatlerde Yeni Çağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu ve KRT TV program sunucusu Afşin Hatipoğlu'na da sokak ortasında saldırı gerçekleştirildi. Uğuroğlu ve Hatipoğlu saldırılardan hafif yaralarla kurtuldu. Efendim bu kaçıncı dedik? Eğer bunun önüne geçilmezse, devlet bununla ilgili gereken önlemleri almazsa, bakın bu dönem Türk siyasetinde dayaklı dönem diye tarihe geçer ve hep hatırlanır. Şimdi bu arada bu saldırıyı gazetecilere saldırıyı, Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi kınadı. Onu da burada paylaşalım sizinle. Şimdi SGK ile ilgili bir haberimiz var. SGK'nın bütçe açığı büyük açık. Yani öyle bir büyük açık ki burada anlatması zor. Satışa başladılar bir takım araziler ki onlar gerçi borçlulardan alınanlar deniyor ama o borçluların da zaten SGK primini ödeyemeyenler olduğunu söyleyelim. Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait 14 ildeki toplam 36 taşınmaz 279.262.804 lira bedelle satışa çıkarılıyor. Acaba SGK borçlarını ödeyemediği için taşınmazlarını satışa çıkarmak
zorunda mı kalmıştır? Sosyal sigortalar kurumunu batırmış, milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Tayyip Erdoğan'a senin başına Kemal Kılıçdaroğlu kadar taş düştün. Yalandan utanmıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürü iken Sosyal Güvenlik Kurumu'nun toplam açığı 4.6 milyar olmuş. AKP döneminde açığı tam 427.9 milyar olmuş. SGK'nın açığı ne kadar siyasetin gündemindeyken SGK'da bazı taşınmazlarını satışa çıkardı. SGK öyle bir batağa saplanmıştır ki bu bataktan çıkabilmek için tüm varlıklarını bir bir satmaya başlamıştır. 14 Ocak 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan ilana göre 14 ilde 36 taşınmazını satışa çıkardı SGK. Muhalefetin iddiasına göre 427 milyarlık açığını kapatmak için yol arıyor. SGK ise bu iddiayı kabul etmedi. Prim borcunu ödeyemeyen belediyeler ya da borçlu vatandaştan haczedilen taşınmazların satıldığını, her yıl yapılan rutin bir işlem olduğunu belirtti. Uzmanlara göre ise SGK'nın gelir gider dengesi giderek bozuluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2020 yılının 10. ayına kadar 109 milyar 329 milyon lira sadece sağlık harcaması olmuş. Emeklilere 284 milyar 665 milyon lira para vermiş. Gelirlerine baktığımızda 377 milyar 232 milyon liralık bir geliri var. Gelirlerine baktığımızda 377 milyar 232 milyon liralık bir geliri var. SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre SGK'nın kasasındaki 70 milyarlık delik yıl sonuna doğru iyice büyüyecek. SGK gelirlerindeki azalmanın en büyük nedeni pandemiyle artan işsizlik. Çünkü sağlık sektörünün ve emekli maaşlarının ödendiği kasanın en büyük geliri çalışanların SGK primi. 6 milyon 712 bin 895 kişi iş yerinde çalışıyormuş gibi gözükse de kısa çalışma ödeneğinde, ücretsiz izin aylığında, kendi adlarına işveren herhangi bir prim ödemiyor. Erdursun SGK verilerine göre stajyer ve çıraklar dahil çalışan nüfusun 23 milyon gözüktüğünü ama 6 milyon 712 bin kişinin işsizlik maaşı, ücretsiz izin desteği ve kısa çalışma ödeneği aldığını, SGK primi ödenmediğini söyledi. 9,5 milyon SSK'lı, 3 milyona yakın Bağkurlu, 3 milyona yakın emekli sandığıyla beraber biz 85 milyonu geçindirmeye çalışıyoruz.